Merhabalar, selamlar. Yine bu ikili, yine bu kanalda ne yapıyor? Beraber göreceğiz birazdan. Sevgili Yasemin Karakaya, ayakkabı artisti yanımızda. Ne diyeceksiniz? Ayakkabı artisti ne demek diyeceksiniz? Artist demeyelim şimdi. Artist mi? Ne artisti? Artist ne ararlar pazarda? Kişiselleştirmeci. Ayakkabı kişiselleştirmecisi Yasemin arkadaşım yanımda. Biz en son videoyu ne zaman çektik Yasemin? Bir buçuk iki sene oldu. Covid var mıydı? Covid yoktu. 2 seneyi geçtik o zaman. O zaman 2 seneye geçmiş. O videoyu da buraya tabii ki koyarız. O videomuz da çok güzel. Gidip onu da izleyebilirsiniz. Orada bayağı elimizde fırçalarla normalde Yasemin'in yaptığı şeyin böyle onda birini yaptığımız bir şey yaptık. Normalde güzel yaptık da Yasemin yani buraya birkaç tane örnek koyarız. Hayvan gibi detaylı. Herkesin isteğine göre ayakkabıya böyle çok güzel çizimlerini yapıyor. Sayfasını da buraya koyarım. Zaten görürsünüz, takipte edin. Çok güzel işler paylaşıyor ve yapıyor. Bugün ne yapacağız? Hydro Dip. Bugün doğru. Hydro Dip yapacağız. Bugün Hydro Dip yapacağız. Önümüzde bir bebek küveti var. Bebek küveti kıvamında bir şey var. Bunun üstüne sprey boyalarımız da burada görmüş olduğunuz sprey boyalarla fıs 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 sıkıp üstüne böyle laps diye ayakkabıları bandıracağız. Ebru sanatımsı böyle dalgalı dalgalı şekilli renkli renkli bir şeyler yapacağız. Bunun için gerekli olan malzemelerimizi sıralayalım dilersen. Bir adet değil bir çift ayakkabı. Bir adet kova. 135 TL'lik kova. Su, aseton, pamuk, şöyle kağıt bantlar olur, elektrik bandı olur. Ve tabii ki sprey boya. Bir de biz böyle yeri bir muşamba gibi bir şey serdik. Hani siz de onu yapabilirsiniz. Başka da bir şeye gerek yok. Şuradan bir kamera gözükecek artık. Yapacak bir şey yok yani. Bu açıyı ayarlamakla yarım saat uğraşıp sonra batırdım. Zengin gösteriyor bence. Görürsün. Evet, iki kameramız var yani. Bu ekonomide. Yenur Omega 5. Yenur. Yenur Omega 5. Ne? Tahsin bana doğum günümde hamsi aldı. Yenur Omega 5. Yenur Omega 5. Tahsin hayatım, doğum günümde hamsi aldın. Yenur Omega 5. Böyle incecik, kibarca köşelerden bantlıyoruz. Yani şöyle boya, özür diliyorum, lafını balla kesiyorum. Yani. Aynen öyle. Yani boya olmasın, orası beyaz kalsın dediğiniz yerleri bantlıyorsunuz. Olay bu. Ki genelde tavanını insanlar bantlıyor izlediğimiz videolarda. Çünkü gördüğümüz plastikten üzere boya atıyor zamanla. Üstüne giydiğimizde genleşiyor plastik. Hareket ediyor. O zaman da boyayı blok olarak kusuyor. Bu kız bu detayları, bu bilgileri de ilk videoda verdi. Çıkarttım. Bravo, alkış. Ne yapacağız şimdi? Bantlayacağız. İyice öne. Bu yaldızlı, cafcaflı yerlerini de biz bantladık. İçine de su girmesin diye böyle, zaten Yasemin'i de çektik o sırada, görürsünüz. İçini de dolduracak şekilde poşet, çöp poşeti doldurduk. Üstüne de kağıt bantla yani geçtik. Çok verimli oldu mu bilmiyorum. Kenarlardan açıklıklar kaldı. Ayakkabının şeyi yok. Sınırları çok ince. Hı hı. O yüzden birazcık muhtemelen su alacak için ama olsun, birazcık alacak en azından yani. Hiç problem değil. O seninki. İstersen benimkiyle başlayalım. Tamam. Maskelerimizi takalım mı Zeynep Hanım? Hadi maskemizi takalım. İş güvenliği. Önce iş güvenliği. Önce iş güvenliği. Maskeyi söylemedik ama zaten artık herkesin evinde maske olduğu için. Açık havada yapabilirsiniz. Ev iyi bir fikir değilmiş. Obo! Ben bayağı tatlı bir şey yapacağım. Bu ikili çok güzel oldu ha. Sık anam. Oldu. Bunun tanesi kaç lira? Allah dalıyor. Eldiven takmayı unuttum. Etrafını fıtı fıtı. Dur, kaotik bir ortam var şu an. Batırdık. Olmadı boyayı olmadı. Ve etrafını alacağım ben. Hı-hı, sıyıracaksın. Sıyırıyorum. Olmadı, bu çıkarmasam mı acaba? Baksana ayakkabını sen de giysin. Aaa! Niye olmadı? Benim
kanalımda içerik yaparsam böyle olur. Bu faildir hocam. Bu kanalda zaten olmaması bekleniyor. Yani olursa şaşırıyoruz biz, anladın mı? Beyza burada Masum Kırmızıgül yıkılmadım ayaktayım çalıyor. Yıkılmadım ayaktayım, dertlerimle baş başayım. Bir şey diyeceğim. Aseton maseton bir şey yapmamız gerekmiyor muydu bizim bu ayakkabıları? Gel. Yaptık ya arada. Yaptık mı? Yapmadık. Onu da unuttun değil mi? Yaptık ya arada diyor ya. Aseton unuttuğumuz için bok gibi oldu. Şöyle göstermek istiyorum. Onun için hiç sileriz ya. Bu nasıl şu an biliyor musun? Yıllar önce denize atılmış bir ayakkabı. Yosun tutmuş ayakkabı gibi. Sıçtı Yasemin. Bez getir. Renkli oldu, tez getir demek. Halledeceğiz, hallederiz. Aslanım siz bana güvenmiyorsunuz ki ama. Haksız mesleki. Bunu halka soralım bence, neden lütfen acaba? Yöntemi arkadaşlar tabii... benim bir failimi gördünüz mü? Evet, hayır. Şu anda. Şu an görüyoruz. Benim kimseye küfrettiğimi duydunuz mu hiç? Hayır. Hiç argo konuştuğumu duydunuz hayır mu? Kimseye hakaret ettiğimi duydunuz hayır mu? Şimdi duyacaksınız. Ben sana nasıl yardımcı olabilirim? Az. Ya da ben sana yardımcı olabilirim. Bilmiyorum, bir dakika şu an. Abo. Evet, ikinci deneme. Aa, çok iyi oldu. Ne ya, işedin buraya. Ha. Ha. Daldır. Alıyorum. Çıkarmayacağım. Evet, bu sefer bak bu tarafı oldu. Kısmen. Bakayım öbür tarafını. Alıyoruz. Aa, çok güzel olmuş. Sen şunları asetonlar mısın orada? Seve seve. Neyse evet ki iki tane ayakkabı var. Bu da bir artı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Şöyle asetonluyoruz yani. Olay bu. Kaplıyorum ben bunu bayağı asetonla. Banıyorum. Bandır. Ama o... Bir şey diyeceğim. Yıllardır ayakkabı boyayan kadınla içerik yaptım. Kadın sıçtı batırdı. Yemin ederim bu benim lanetimdir ya. Volüm 3. Bir turunca basayım mı kız? Canım çekti. Ortasından gir. Ooo. Hoştur. Help me. Help me. A few moments later. Evet, suyumuzu yeniledik. Yepyeni, taptaze bir başlangıç için. Öncelikle bu görmüş olduğunuz şöyle terliklerimiz var. Bu terlikleri öncelikle feda edeceğiz. Etrafına hızlıca bir bant döneyim. Neresine döneceğim? Ben de döneyim. Ben bugün hiçbir şey yapamıyorum. Bence sana bir kurşun döktüm. Yeni döktürdüm ya. Onun da videosu var. Onu da izleyebilirsiniz bu arada. Altına bakar mısın? Bir altını bantlaşım. İnanılmaz. Ben bunu deneyebilir miyim? Dene dene ya. Sıkıyorum. Kenarlara da sıkla. Bana dedin. Evet, benim ilk denemem geliyor. Ben bunu yaparsam bu kanalda bir ilk olacak yani. Birinin yapıp da benim... Pardon, yapamayıp da kafam gerçekten güzel oldu. Bandırıyorum. Oluyordu ya. Oluyordu ama bir kısmı oldu. Boyayı az sıkıyoruz bence biz. Evet, üçüncü leşimizi de ben şöyle bırakmak istiyorum. Basıyorum. Bas. Olmadı yar. Biraz pembe. Sıkalım. Tamam, yeşil de sevmiştin. Sen hazır mıyız? Dersen. Banıyorum. Vallahi son şansımız. Allah'ım lütfen olsun ya. Suyun yan basıyoruz. Yapacaksın. Aynen onu. Öbür tarafında bir sonrakinde. Aynen. Aynen böyle abi. Çok heyecanlandım. Oldu. Siz burada yapıyorsunuz zaten. Demek ki kocam biliyormuş işi. Bir şey diyeceğim, yaptım. Yapmış. Yapmıştım. Ama tabii bir tarafı kaldı çünkü biz bir tarafı daldırmayı şimdi denedik. Da ama bu iş yaptı yani, bu olur. Geliyor. Bu sefer tam tersi.
Boyalı yerleri çok ellememeye çalış. Sarıyı almaya çalış. Sarı güzel olacak. Aynen. Batı düz suya batı. Salla. Aynen. Salla. Salla. Kopardınız. Şöyle geniş. Güzel görünüyor aslında be. Zemine sarı at. Çatlatmışsın gibi duruyor. Ne yazık ki kadere bak. Neden olmadı? Neden yapamadık? Ya bana güven olacak bir yapıyorum, şey. Sıkıyorum. Sık bakalım, ben de geliyorum. Yeşil ve sarı bende. Dur. Buna banmayacağız mı bir daha? Banım, tamam. İç kısmı. Sen ban bu sefer hadi. Sen anladın bu mantığı. Bak arkası falan da var. Okey. Kopar. Altını alma, kopar. Dur. Aa. Gayet güzel renk oldu. Çok iyi oldu bu. Bir tek şurası kaldı. Şunu da şöyle üstüne yapıştıramaz mıyız? Kalan kısımları boyarız ya en kötü boyarım, be. Boyarım orayı. Rutuş atılır. Yemur atılır o ya. Sağ ayağımı geçiyoruz. Gene de. Bu arada ama fosforlu neon çok güzel oluyor. Onlar turuncu evet. Koyuyor. Banıyorum. Bak. Sağa doğru çekerek işte böyle. Wow! Rengin güzelliği. Çok güzel oldu. Bak. Aman tanrım. Ya oldu be, biz yaptık be. Bu çok güzel oldu ya. Önce boktan ayakkabılarınızı da yapın. Evet, yani önce kesinlikle bir şeyle deneyin. Şimdi öbür tarafını da yapacağız. Hadi bakalım. Olacak bu iş. Aynen öyle. Geliyor. Demek ki bu işi sen yapıyorsun. Abi! Tutmadı. Tamam. Burası böyle şu an. Bir tur daha yapacağız. Sinek yakalar gibi. Böyle yani biri üstüne sıçmış gibi olsa ne olur? Renkli sıçmış gibi. Evet, 28. denememiz. Evet, tutacak. Oldu. Oldu. Ne oldu? Oldu mu? Onu şurası çok güzel oldu bunun. Evet. Spreyle abi üstünü. Aynen öyle ya. Pembe yapma o kadar. Kız her yerini pembe yaptı. Ne uğraşıyorsunuz ki suyla zaten? Yok bir şey yok. Yok hayır. Üstüne doğru gelince. Hayır yok bir şey yok. Öyle mi? Yok bir şey yok. One eternity later. Yani bu terliklere bakacak mıyız? Bence bakmayalım, çok kötü. Şimdi öncelikle şunu belirteyim, bu kızın da buradaki reputasyonunu ayaklar altına almayalım. Şimdi bu kızın işi bu değil. 3 kere yapmış. Burada bir şey denedik. Biz çok beceremedik bence. Şimdi bantları çıkaracağız. Son hallerine bakacağız. Sonra bir sprey, bir üzerine bitiş. Koruma atarız, bitiş. Tabii neyi koruyacaksak artık. Bunu korumamız lazım. Bu görüntüyü kesinlikle korumamız gerekiyor. Sıyırıyoruz o zaman. Sıyırıyoruz. Hadi bakalım. Göreceğiz. Şimdi içleri biraz ıslak ama çok bir şey yapmıyor. Yok, içine boya bulaşmamış en azından. İşte böyle. Buralardan hatta markerla böyle geçip şekil de yapabiliriz siyah. Aa, daha da farklı bir hale getirir miyiz diyorsun? Bir tanesini kurtardım. Ya ben şunu merak ediyorum. Şu videoyu izleyip de bunu deneyecek olan bir insan var mı? Mesela çıkacak mı yani? Hakikaten bunu merak ediyorum. Çünkü ben bunu izlesem yapmazdım yani. Sen ne düşünüyorsun? Ama sonuca baksana. Aa, hiç kötü değil. Bak bu çok güzel oldu. Bunun zaten dışı o. Önemli olan orası. Tabii, kesinlikle katılıyorum. Bu bir de insanın kalbince güzel olacak. Öncelikle kesinlikle katılıyorum. Bakın bu bantlı hali. Birazdan bantsız halini göreceksiniz. Güzel bantlamışız ama bak. Yapabildiğimiz tek şey galiba bantlamak oldu. Evet. Şuralar ıslak diye şunları evet, silmiyorum. Boya dağılmasın. O az önce gösterdiğini mi açtın sen şimdi Zeynep? Evet. Bence kötü değil bu arada. Bence de giyilir. Bu da böyle. Bakayım. Şurası çok kötü olmuş. Çok yeşil olmuş. Ya bok gibi olmuş, kabul edelim. Belki de buna ihtiyacımız vardı, bilmiyorum. Belki de bu yenilgiyi yaşamamız gerekiyor. Burada bayağı meme yapmış boya yani hani. Şu kalınlığa bakar mısın? Şimdi biz Talihsiz Serüvenler dizisi yaşadığımız için objektif bakamıyor olabiliriz. Böyle bir şeyi giyer miydiniz yani? Böyle bir ayakkabıyı. Ayakkabıyı giyelim de hocam, o terliği asla ya. Ya. Bir de bunun üzerine çizim yaptığımız bir partiki yapabiliriz, ikinci video. Sonra da bunu gece lambasına dönüştürürüz. Çünkü Partiki gelsin istiyorsanız TikTok oldu bu. Yanlış mecra şu an. Hayır doğru mecra. Yorumlarda şey yaparsınız. Bunun üstüne boyama da yapabiliriz. Yani yoksa ya da yeter bu kadar sıçtığınız, hani daha devam etmeyin derseniz devam da etmeyebiliriz. Bu videoyu kapatmamız gerekiyor. Evet. Bir noktada. Çünkü bunlar olacak gibi değil.
Zehirlendiğimizle kaldık. Hiç iyi değilim. Sadece ayakkabılar değil, şuurlar da zede aldı. Sinirlerim çok bozuldu. Evet, yani deneyin tabii evde. Bence yapın ama gördüğünüz gibi bazı zorlukları var. Burada yıllardır ayakkabıyla uğraşan kadıncağız bile ne hale geldi. Hani zor bir şey mi değil. Bence aseton ve yanlış sprey boya seçiminde sıçtık. Yani iki yanlış olmadı. Bir doğruyu götürdüm. Bir doğruyu değil. Bütün dört tane ayakkabıyı götürdüm. Bu uyarıları dikkate alınız. Çığlıkları, yardım çığlıkları. Spreyi çok fazla sıkmasınlar. Çok evet. Kalın bir tabaka yapmasınlar. Açık havada yapın. Maskesiz yapmayın. Kesinlikle katılıyorum. Kafam hala güzel gibi. Önce aa yanlış dur. Nuri babacığım ayakkabılar karışmışız. Adam tam bir pislikçi karısı ama. Eyvah, damağa canım ucu gol düşüyor. Şu an kameranın karşısındaki biten özgüven. Videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Sinirlerimiz çok bozuldu, kusura bakmayın. Sizleri çok öpüyoruz. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Hydro dip yapmayın. Bay bay. El salla kameraya.